Berserk tarihin ilk Atari oyunlarından birisi. Amacı gayet basit. Yönettiğiniz yeşil bir çubuk adam, birkaç robot ve lazerler var. Her robot başına 50 puan kazanıyorsunuz, hasar yediğiniz anda ölüyorsunuz ve bunları yaklaşık 876 odanın tekrar tekrar kullanımıyla oluşan 65.356 oda boyunca yapmaya devam ediyorsunuz. Bölümlerde ilerledikçe oyun ne daha zorlaşıyor, neresi farklı bir şey sunuyor. Sadece robotlar, çubuk adam ve gülen bir yüz. Otto size oyun boyunca ne yaparsanız yapın, ne kadar uzaklaşırsanız uzaklaşın takip ediyor ki üstüne hiç de yavaş değil. Zaten oyunu tek bitirme yolunuz ölmekten geçiyor, bir de böyle garip bir tiple de uğraşınca Berserk bu kadar basit bir oyun olmasına rağmen Atari oyuncu topluluğunda güzel bir ses getirmeyi başarıyor. İşte 19 yaşındaki Jeff Daly de oyuncu topluluğunun başını çeken isim. Her ama her gün binlerce jeton alıp kimsenin yapamadığını yapmayı anlayabilecek en yüksek skoru almaya çalışıyor. Aylarca süren pratiğinin ardından Jeff sonunda amacına ulaşıp oyundaki en yüksek skora ulaşıyor ve kalp krizi geçirip ölüyor. Aradan bir yıl geçiyor ve diğer arkadaşı Peter Burkowski de en yüksek skoru alıp fotoğrafını çektikten saniyeler sonra kalp krizinden hayatını kaybediyor. Neden peki? Yoksa skorlarının 1-6-6-0 olmasından mı? En yüksek skoru yapmaları ve bunu yaymalarından dolayı mı? Oyunun çok fazla bağımlılık yapmasından ya da acaba bu Otto'dan dolayı mı? Bunun cevabını ne ben ne de siz hiçbir zaman bilemeyeceğiz fakat benim bildiğim bir şey var ki video oyunları düşündüğünüzden çok daha büyük bir kitleye sahip. Ve işte siz bu videoda oyunların gerçek hayata olan iyi, kötü etkilerini ve insanların yıllardır halen daha çözemediği gizemlere tanık olacaksınız. İzledikten sonra beğendiğiniz takdirde like ve abonenizi unutmayıp bildirimleri açabilirseniz çok memnun olurum çünkü büyük bir bildirim sıkıntım var. Bir de maalesef hastalandım abi. O yüzden hani sesim çok donuk monuk çıkmışsa şimdi hani kusura bakmayın. İyi seyirler. Animelerle hiç arası olmayan ve konusu açıldığında aynen böyle kalan biri olsam bile ben bile Doki Doki'nin ne olduğunu biliyorum. Doki Doki çizgi film grafiklerine sahip bir visual novel ya da Türkçesiyle görsel roman ve bu türün ne olduğunu bilmiyorsanız sallayın çok önemli değil. Doki Doki diğer yasaklanan visual novel'lar arasında masum durur sıra Steam sayfasındaki yazılanlardan ve 4 kızdan biri olan Monica'nın bilinçaltınızın ağzına sıçmasından anlayabilirsiniz ki bu oyun tatlı değil fakat içerisinde anime kızları var. Yani... Evet... Oyunun Steam'den ücretsiz bu kadar kolay erişilebiliyor olması yalnız depresyon içerisindeki insanlara çok büyük bir olanak sağladı. Çıkışından çok kısa bir süre sonra Doki Doki yüzünden çocuğum canını aldı, çocuğum oyun yüzünden mahşe birisi oldu, böyle bir oyunu nasıl hala yükü tutabiliyorsunuz gibi söylemler ortaya çıktı. Listede göreceğiniz diğer oyunların aksine Doki Doki gerçekten hem dördüncü duvarı bolca kırarak hem de bir anda bundan buna geçerek psikolojinizi alt üst etmeye çalışıyor. Tabii ki bunlar bahane olabilir belki ama Doki Doki dediğim gibi kesinlikle masum bir oyun değil. Jesse Minder Bessie 1993 yılındayken 14 yaşında oyunlarla, özellikle Nintendo oyunlarıyla bayağı sıkı fıkı olan gayet sağlıklı, fit, aileyle, arkadaşlarıyla iyi geçinen normal bir çocuktu. Oyunları sadece kendi de oynamazdı, sık sık arkadaşlarının evine giderdi çünkü Nintendo'nun son model gıcır gıcır konsolu SNES piyasaya sürülmüştü ve Jesse Minder bu fırsatı kaçıramazdı. Bir gün diğer iki arkadaşıyla beraber bir araya geldi ve uzun bir süre boyunca bulabildikleri tüm oyunları oynadılar. Jesse Minder için eve gitme vakti geldiğinde arkadaşlarının yanından ayrıldı ve daha birkaç dakika geçmeden yere yığılıp aracıkta hayatını kaybetti. Annesinin bu olayı öğrenip polise bildirmesiyle, çünkü normal değil böyle bir durum, polis araştırmaya başladı ve çocuğun uzun saatler boyunca Nintendo oyunları oynadığını öğrendi. Olay oyun oynaması değildi, Nintendo oyunu oynamasıydı. Anne bu durumu öğrendikten sonra gazeteye "Nintendo oğlumu öldürdü" başka bir yazı yazdırıp direkt suçlamada bulunarak firmanın başına büyük bir bela oldu. Arada bu ikili arasındaki dava sürerken de cesmani yapılan otopside aslında oyundan falan değil, epilepsiden yani aşırı fazla hareketli ışık veya nesneye maruz kalmasından öldüğü ortaya çıktı. Bu durum Nintendo'yu ne kadar gün yüzüne çıkarsa da onlar da kendi derslerini aldı ve bütün kutulu oyunlarına çoğu dile çevrilmiş epilepsi uyarısı koyarak diğer firmalara güzel bir önce oldu. Sünger Bubu bu listeleri görmeyi bekliyor muydunuz bilmiyorum ama bundan kesinlikle bahsetmem gerek. SpongeBob SquarePants Super Spong yıllar yıllar önce batan THQ'nun 2001 yılında çıkardığı tamamen Mario'dan çalınmış çok basit bir platformmuş. Bizim Sünger Bob'un bu oyundaki amacı karşısındaki zorlu engellerden geçerek arkadaşı Patrick'e bir doğum günü hediyesi almak. O zamanki diğer platformların aksine oynadıkça bu oyunun bir saat aslında çok rahat bitirebileceğinizi, çizgi film popülaritesini sömürmek için yapıldığını anlıyorsunuz çünkü bir platform oyununa göre aşırı basit. Çizgi filmlerden gördüğünüz karakterler Sünger Bob'tan kurtulmak için onu sürekli bir yerlere yollarlar ama kendisi bir şekilde engellerin üstesinden gelir ve Patrick'le beraber çok güzel bir fotoğraf çekilir. Nasıl? Beğendiniz mi? Nasıl olduysa oyuncular oyunu yapan bu sapıkların dosyalara sakladığı fotoğrafları emülatörden erişim sağlamışlar ve... Ay, yeterli bence.
Gelin sizi biraz neşelendireyim. Lucid Beam adlı bu yayıncı bolca Destiny 2 içi üreten ve sadece bununla kalmayıp oyuna yeni başlamış insanlara çokça yardım eden kendi halinde bir yayıncı. Oyunda bu role Sherpa deniyor ve işte kendisi Red Dead'deki Sherpa sunucusuna katılıp her açtığı yayında insanlara olabildiğince yardım ediyor. Bir gün yine bu şekilde yayındayken dertli, yaşlı bir adamla karşılaşıyor. Bu amcamızın derdi büyük çünkü kendisi daha yeni ailesini kaybetmiş ve tek başına küçük torununu büyütmek zorunda kalmış. Lucid Beam bu yardım olayının ne kadar gizli kalmasını istese de abimizin kendi yazdığı yazıya göre bu kızın yardımı sayesinde kendisi depresyondan çıkmış, Destiny 2 onun bir evi haline gelmiş ve eski gençlik yıllarına dönerek torununa çok daha iyi bir dede olmuş. Lucid Beam sadece bu adama böyle büyük bir yardım etmekle kalmıyor, ayrıca kendi sayesinde Destiny 2 topluluğu bu yaşlı adama güzel bir maddi yardımda bulunuyor. Sonrasında bir site açılıyor internetten ve burada size bedava 3 oyunun verilmesinin yanında ucuza onlarca oyun ve GTA 5 bonusları satılıyor. Tek yapmanız gereken seçtiğiniz oyun veya oyunlardan sonra sepetiniz 100 TL altı ise Ahmet 50, 100 TL üstü ise Ahmet 100 kodunu kullanıp bedavadan indirim kazanmak. Aldıktan sonra size gönderilen keyi açıklamada indirdiğiniz uygulamada okutuyorsunuz ve ayrı hesaplardan çevrim dışı bir şekilde istediğiniz oyunu istediğiniz sürede oynayabiliyorsunuz. Ekranda zaten oyunların ne kadar ucuzdan satıldığını görüyorsunuz fakat bu fiyatları daha da indirmek için tek yapmanız gereken şu iki kodu kullanıp indirim alarak bana destek olmak. Siz bu kodu kullandıkça hem yeni yapımlar size ekleniyor hem de bu işbirliği daha uzun ömürlü oluyor. Herhangi bir güvenlik sorunuz vesaire varsa önce bedava verilen oyunları indirip oynayın, onlardan memnun kalırsanız satın aldıklarınız anda memnun kalırsınız. Ha yok ben siteye güvenmedim derseniz Discord sunucularına katılarak diğer kullanan insanların fikrini alabilirsiniz. Kullanacağınız bütün linkler açıklamada mevcut, haberiniz olsun. Tarihin en kötü 4. okul katliamı olarak bilinen Columbia Lisesi katliamı 20 Nisan 1999 yılında gerçekleşip Amerika'da yaşanmasıyla insanları bu konuda bilinçlendirmiş vakaların en başına gelir. 18 ve 17 yaşındaki iki arkadaş Columbia Lisesi'ne basıp 12 öğrenci ve bir öğretmeni öldürdükten sonra kendi fişlerini çekerler. Bu olay benim böyle bir videoda anlatamayacağım kadar çok ama çok derin bir konu ama sonuçta ben işin oyun yönüyle ilgileniyorum. Bu iki arkadaştan biri olan Eric amacı ilk başta Doom'da kendi kafasına göre level'lar hazırlamak olan ama sonrasında tamamen nefretini kustuğu bir web site açıyor. Anlatılana göre açtığı level'lara Rap, Rebel Maker, Rap Doomer gibi isimler vermenin yanında diğerlerine göre çok çok daha vahşi bölümler ki bir tanesinin özellikle bu katliamda bayağı bir benzerliği var. Ayrıca kendisi en az 7 tane WID, yani içerisinde hazırlanmış haritaların kısa tanıtımlarının bulunduğu dosyalar oluşturuyor ve bunu çok rahat bir şekilde internete yayabiliyor. Yazdıkları son şeyler de genelde şu tarz: İyi şanslar asker ve unutma, hepsini öldür. Bu dosyayla hiçbir şey değiştiremezsin ve eğer ki değiştirirsen havaya uçururum seni. Çok eğlenceli olur. Yut bunu, sinirimi bozmaya başlıyor. Peki ben bunları nereden araştırdım da buldum biliyor musunuz? Adamların kendi yazdığı yazılardan. Katliamı planladıkları yazılarda yazan direkt Doom'dan çıkma. Doom hakkında o kadar fazla işledi ki her düşündüğüm onunla alakalı oluyor. Yüzünden Doom ağır bir topa tutuluyor ve yapımcılar web sitelerinden ve katıldıkları röportajlardan uzun uzun oyunu savunmak zorunda kalıyor. Bunu söylemek istemezdim ama Doom gerçekten de bu iki manyağı katliamları hazırlamaları için çok güzel bir ortam sağlıyor. Tabii ki bir oyun yüzünden katliam yapmadılar ama bir oyun yüzünden o katliamı mükemmel bir hale getirdiler. Detaylı videoları için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sıra geldi benim 2 tane dana gibi 1 saatlik videosunu yapmama rağmen bir eleştiri videosunda örnek verdiğim için düşmanı ilan edildiğim o oyuna. Dur hiç bilmiyor musunuz gibi söyleyeyim. Red Dead 2 çok detaylı bir oyun. Yıllar sonra bile yeni bir şeyler çıkıyor. Aşırı kaliteli ne kadar güzel yav falan ama eminim birazdan bahsedeceğim detayı %1'iniz bile fark etmedi. Red Dead 2 bir GTA 5 kadar olmasa da özellikle oyuna girerken size uzun bir yükleme ekranı ve bu süre boyunca da birkaç fotoğraf gösteriyor. Bunlar bazen rastgele bir geyik veya adam fotoğrafı, bazen basit bir baraka, Rio Bravo Köprüsü, Karen Gölü, Greylerin Mekanı, Bacchus Köprüsü, Rose Kilisesi, Nymphover'daki bir türlü bitmeyen inşaat, Blackwater Nehri, Sisika Cezaevi gibi farklı yerler olsa da hiç fark ettiniz mi? Bazı fotoğrafların köşelerinde koordinatlar var. Çoğunda mekan açıkça belirtiliyor fakat yanlarındaki P13, K17 veya K07, 1323, galiba 0701 gibi sayılar da olunca ilk akla gelen bunları resimlerdeki mekanın koordinatları olduğu ve haklısınız, bunlar cidden mekanların koordinatları ama olay düşündüğünüz kadar basit değil. İlk yazılan yer eyalet, yani Grizzlies West dediyse bu alanın içerisinde bir yerde. İkinci kısımda ise ya sadece tarihi yazıyor ya da bir harf veya birkaç sayı yazıyor. İkinci bahsettiklerindeki harfler enlemi, x eksenini gösterirken sayılar boylamı, yani y eksenini gösteriyor.
Yani K enlemi 0,7 boylama, ama sorun şu ki enlemi anlasanız da boylamı çözmek için kamptaki Fast Travel Map'ini kullanmanız gerekiyor. Bu haritayı ise Arthur'un sadece trenle gidebileceği yerleri gösterdiği için siz bu haritanın bir şekilde PNG'sini alıp upscale ederek bu koordinatları teker teker bulmanız gerekiyor. Daha da ilginç olan kısım ne biliyor musunuz? Bu fotoğraflar oyundaki Demir Yolları firmasının, yani Central Union'un tuttuğu fotoğrafçılar tarafından oyun içinde çekiliyor ve bu yüzden hepsi farklı bir aliasına sahip oluyor. Mesela burada beyaz renk kullanırken burada daha kalın siyah renk kullanılıyor. Bazıları tamamen farklı bir fontta olurken bazıları hiçbir şey yazmıyor veya tam tersi aşırı fazla şey yazıyor. Örneğin burada ilk yazılan 2 değil, Q. Ya da buradaki adam artık nasıl yaptı bilmiyorum, bu 7 değil, 4. Peki neden bu kadar insan farklı farklı yerlere gidip onlarca fotoğraf çekmişler? Bununla alakalı en büyük teori şu. RDR2'de yükleme ekranında sırayla gördüğünüz fotoğraflarının ilki oyunda olduğunuz en yakındaki bölgenin fotoğrafı olur. Mesela ben en son burada bırakmışım Arthur'u ve yükleme sırasında ilk gösterilen yerde hemen yanındaki şelale. Koordinat bulunuyor burada, ama insanların düşüncesi bu koordinatların bu anlattığım olay yüzünden oluşturulması ve yükleme olayının kolaylaştırılması. Bunun dışında Rockstar sadece detay olsun diye mi yaptı, yoksa arkasında başka bir olay mı var? Hem Reddit'teki hem kendi yaptığım araştırmalarda başka hiçbir şey bulamadım. Oh. Yani anladım olayı da size anlatacağım diye canım çıktı biraz. Bence bir aboneliği hak ettim. Pokemon yüzünden camdan atlayan çocuk. Adı Ferhat. Yüzünü sansürledim ama aratın bulursunuz hemen. Bu kadar. 2013 yılında Louisiana eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki bir çocuk büyükannesinin evinde sıradan bir günde GTA 4 oynuyordu. Oyunu oynadığı sırada sebebi bilinmez bir ara kendisi oturduğu yerden kalktı ve evde bulunan silahın yanına gitti. Silahı aldı ve sebepsiz bir yere büyükannesinin kafasının arkasından ateş ederek hayatına son verdi. Olay yerine gelen polisler yapılan kısa araştırmalardan sonra çocuğun açıkça katil olduğunu ve maalesef gereksiz bir suçlama yapacakları şeyi, yani ekranda GTA 4'ün açık olduğunu gördüler. Basın açıklamasında olayın mantıksızlığını açıklayamayan polisler suçu GTA'ya atarmışçasına olay sırasında GTA 4 oynandığını ve çocuğun da bunu doğruladığını belirttiler. GTA 5'ten ve önceki vakalardan dolayı yıllardır dikkat çeken Rockstar gelen linçten sonra açıklama yapmak zorunda kaldı ve sonunda bir defa insanları ikna etmeyi başardı. İnsanlar GTA'nın bu olayda suçlu olmadığını er geç anladılar ve suçu çocuğa attılar. Çocuk ise şu anda hiçbir ceza almadan 18 yaşına geldi ve sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi ailesiyle kalmaya devam ediyor. Louisiana eyaletine göre 10 yaş altı bireyler cinayetten sorumlu tutulmazmış. Her çocuk aynı olmuyor. Ekranda gördüğünüz Riley adlı bu çocuk sadece 14 yaşında oyun sayesinde dünyanın öbür ucundaki bir çocuğun hayatını kurtarabildi. Hepimiz gibi Riley de o yaşta oynadığı CSGO'dan Florida'daki bir çocukla arkadaş oldu ve bir süre beraber maç attılar. Bir gün fakat bu çocuk Riley ile oynamak istemedi ve onunla bir şey konuşması gerektiğini söyledim. Bu gece benim son gecem olacak, çok fazla vaktim yok. Riley hemen durumu anladı ve oyunu bırakıp ona telefon numarasını vererek 2 saat boyunca onu vazgeçirmeye ve emin olduktan sonra intihar engelleme çağrısında bulunmasını istedi. Çocuk Riley ile ve bu numaradan ulaştığı insanlarla konuşarak o gün hayatını almaktan vazgeçti ve uzunca bir süre daha arkadaşlarıyla oyun oynamaya devam etti. Gerçi düşünüyorum da olay sanki biraz da CSGO'da, çünkü bu 3 çocuk da CSGO sayesinde ölümden döndü. Filipinler'de yaşayan bu üçlü okuldan sonra klasik beraber bir yerlere gidip takılmak istediler. Bir mekan belirleyip bisikletleriyle oraya doğru sürerken 3 arkadaştan biri bir bisküvi kutusunun üstünden geçerken bir takırtı duydu. İçini açıp baktığında belki oyuncak görmeyi beklerken canlı, patlamaya hazır bir el bombası buldu. İkinci arkadaş yanına geldiğinde ne olduğunu anlamayıp evirip çevirmeye, pinini zorlamaya, hatta bisikletin zincirini kullanıp etrafını cilalamaya çalıştılar, ama merak etmeyin. Üçüncü arkadaş, yani kahramanımız, onun bir bomba olduğunu anlayıp hemen ellerinden alarak polise haber verdi ve trajik hiçbir şey yaşanmadan olay çözüldü. Peki bunun oyunlarla alakası ne diye sorarsanız, bu kahraman çocuk bomba diye bir şey olduğunu nereden öğrenmiş biliyor musunuz? CS1.6'dan abi B83 yapmış çocuk. Filipin gazetesi bu durumu kapağı 1.6'ya koyarak "Vahşi video oyunu çocukları kurtardı" diye yazmış. Hani vahşi oyun, hani vahşi oyun kurtarmış. Bu arada Riley'in videosunu yeniden izledim de bebe açık açık hile kullanmış kamera karşısında oğlum. Çok kral hareket Riley de, dereceli de falan yapma aman, gözünü seveyim. Pokemon Blue, Red and Yellow ya da Japonca ismiyle Pokémon Saraka, Pokémon Sutomodari ve Pokémon Satao 96 yılında Game Boy için çıkmış, çok uzun süre kolayca bitirebileceğiniz çok basit RPG Pokemon oyunları. Asıl konuşacağımız Pokemon Blue. Oyun boyunca amacınız Profesör Oak'un torunu ve çok yetenekli bir Pokemon eğiticisi başta olmak üzere etraftan daha iyi Pokemonlar toplayıp kendinizi geliştirerek düşmanlarınızı alt etmek. Mavi versiyonun diğer ikisinden farkı uzun olması ve Pokemon evreninde çok daha önemli bir yer kaplaması, fakat üçünün de en önemli ortak yönü Lavender kasabası.
Pokemon Red, Blue, Green, Yellow, Gold, Silver ve Crystal'ın hepsinin ortak bulunan bu kasabanın olayı Pokemon evrenindeki en kapsamlı mekan olması, yani içerisinde ölmüş Pokemon ve Pokemon trainerlarının, mağazanın, bolca insanın vesaire bulunması. Kasabanın oyunda gördüğünüz yanındaki tek korkunç sayılabilecek kısım kendisinin Marowak adlı ölmüş bir Pokemon tarafından musallat olunduğu, kasabaya ilk gelişinizin ölen bir Pokemon'dan dolayı olması ve mekanın aslında evrendeki ilk mezarlık olması. Yani baktığınız zaman ölüm, cinayet, mezarlık, katliam falan bunlar böyle bir oyun için bile korkunç sayılabilecek şeyler değil. O zaman neden bu kasaba yüzlerce çocuğun ölümüne sebep oldu? Çünkü atladığımız bir şey var. Müzik. Bu kadar gelişmiş mekanda arkada şu tarz bir şey çalmaz herhalde, değil mi? Burada kullanılan durum müzik camiasında ikili beat olarak geçiyor. Bir notanın, yani şunun, çok benzer bir formunun hemen ardından bir daha kullanılması ve her ikisinin de farklı kulaktan duyulması. Junichi Masuda bu taktiği aslında sadece çocukları biraz sinir etmek için koymuş olsa da 2010'lu yıllardaki 4chan oyun creepypastaları dalgasında adı çokça Japon çocuklar bu müzik yüzünden kendi canını aldı lafıyla bir araya geldi. Ki bu bölümler sadece ***'lardan dolayı değil, nedense bu müzik özellikle epilepsi hastalarında birkaç dakika dinlemenin ardından ağır nöbetlere yol açmış ve bunu da yasaklanan bir Pokemon bölümünden almış. Bu creepypastalarda ve hatta gerçek ölümlerden sonra ne Junichi Masuda ne de Nintendo hiçbir açıklama yapmadı. Tek bilinen bu müzikte bir sorun var ve Lavender Kasabası Sendromu olarak adlandırılan bu durum, oyun dünyasının gerçek hayata yaptığı en büyük etkilerden biri. Orhun Kayal, Deus Ex, ilk oyun 2000 yılında çıkmış ve oyun camiasındaki en kült yapımlardan biri olarak bilinen 6 oyunluk bir bilim kurgu RPG serisi. 21. yüzyılın ortasına geçen bu oyunlardaki asıl amacınız, 3 ana karakterinizle beraber insanlığı tehdit eden yapay zekayı yine insanlık namına yok etmek. Deus Ex'in anlattığı konu aslında Terminator'dan esinlenip çok klişe olsa da ondan en büyük farkı, Illuminati, siyah helikopter, 51. arena, büyük bir salgın yaratacak virüs, yapay zekanın insanlığı ele geçirmesi, uzaylılar gibi çok sayıda komplo teorisi barındırması. Hatta çok demek bile az kalır, size şöyle söyleyeyim, Deus Ex şu an oyun tarihinin Simpsonları olarak geçiyor, özellikle de ilk oyun. Deus Ex'in ilk oyunu sadece 5 milyon bütçeyle ve iki insanın yıllardır planlamasıyla gidip birkaç kişiyi anca toplayarak 2 yılda hazırladıkları bağımsız sayılabilecek bir yapım. Bu kadar fazla kompetitörü barındıran bir oyunun yakın zamanda başına gelebilecek en büyük olay 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısıydı. İnsanlar o yıllarda fark etmemiş olsa da size Deus Ex'in kült bir oyun olduğunu, yani yıllar sonra da oynanmaya devam ettiğini belirttim. 2010 yılların ortasında insanlar şunu fark ettiler. Oyun New York'ta geçmesine rağmen İkiz Kuleler yoktu. Oyun 2000 yılında, yani olaylardan bir yıl öncesine çıkmıştı fakat geçtiği zaman 2052 idi. Bu da şu demek oluyordu, oyunun yapımcıları İkiz Kule saldırısını tahmin etmişler ve oyuna bilerek eklememişler. Yok, olay tam olarak böyle değil. Evet, İkiz Kuleler yoktu gerçekten ama bunun sebebi oyunun bütçesinin çok düşük olmasından ve bu PNG'nin içine iki tane uzun kule koyamamalarındandı. Yani en azından onlar öyle söylüyordu. Aslında tam olarak böyle de değil. Evet, yapımcılar bütçelerinin olmamasını bahane ediyordu ama oyun içerisinde bu kulelerin terörist saldırıları yüzünden yıkıldığını belirttikleri bir diyalog eklediler. Olay neydi o zaman? Bu adamlar cidden bütçesizlikten mi bu kuleleri oyuna eklemediler yoksa ciddi ciddi bu işte bir parmakları mı var? Kısaca şöyle anlatayım. Bu saldırı bir anda olmadı. Yani yıllar boyunca birkaç defa yıkma girişimi oldu ve haliyle eline sonları büyük bir saldırıya maruz kalacağı çok barizdi. İşte Deus Ex yapımcıları da bunu bir yıl öncesinden tahmin ederek oyun 2052'de geçse bile ikiz kulelerin hala yerinde olmadığını belirttiler. Tek yaptıkları hataysa suçu başka yere atmalarıydı. FF15'i hiç oynadınız mı? Eğer oynamadıysanız şöyle söyleyeyim, kendisi görüp görebileceğiniz en güzel gözüken ve en kaliteli oyun motorlarından birine sahip. Çoğu fan FF15 ve 16'yı öncekilere kıyasla JRPG olarak görmediklerini söyleselerdi, özellikle 15. oyun bir de tizenlik olmasın ama tam bir gezip tozma simülasyonu. Senaryo odağı genelde hikayeden değil karakterlerden gidiyor. Oyun sizin bu insanlarla sadece görev yapmamanızı, gerektiğinde bir arabaya atlayıp gezmenizi, gerektiğinde beraber canavar kesmenizi, gerektiğinde sadece konuşmanızı ve gerektiğinde yemek yemenizi istiyor. Neden bilmiyorum, FF15'te 1001 çeşit yemek var ve hepsi o kadar güzel gözüküyor ki. Oyundaki yemekler sadece size ekstra özellik versin diye yapılmamış. Gittiğiniz her mekanda farklı usulde, farklı soslarda o kadar güzel, o kadar detaylı şeyler var ki anlatamam size. FF15'in yemeklere verdiği bu önem zamanında sadece oyuncuların değil, aşçıların da dikkatini çekti ve onlar da oyuna meydan okuyarak aynı yemekleri gerçek hayatta yapmaya çalıştılar. Honeyen Toast adlı bu Instagram hesabı da işte FF15'in bu şanlığını duymuş olacak ki oyundaki bütün ama bütün yemekleri teker teker çok benzeyecek şekilde yeniden yapmış.
Ayrıca hesabında Kingdom Hearts yemekleri de bulunsa da anlaşılan FF15 yemek konusunda bayağı bir insana ilham olabilmiş. Evet, bu dördüncü Nintendo vakası ama merak etmeyin çok ağır bir durum yok. Mario Party 11 oyunluk bir seri ve tahmin edeceğiniz gibi aileniz ve arkadaşlarınızla bir araya gelip 50'den fazla farklı oyunu bir arada oynayabileceğiniz çok eğlenceli bir parti oyunu. Nintendo'nun şu meşhur oyun karakterlerini gerçeğe çevirip reklamını yapalım modasının işi Super Mario'dan sonra en çok kullandıkları oyun Mario Party çünkü kendisi tam aile dostu bir oyun. İlk oyun sadece 79 ortalama alıp tek kişi oynarken aşırı sıkıcı ilan edilmesi üzerine hemen ardından gelen ikinci oyunda ekstra 15 oyun modu ve üçüncü oyunda da bir hikaye modu eklenince Mario Party tüm dünyada oynanan en meşhur parti oyunu haline geldi. Arkada halihazırda Mega Man, Donkey Kong, Kirby, Super Smash Bros, Pokemon gibi onlarca markadan milyonlar kaldıran Nintendo maalesef çok küçük bir detay atlamıştı. Mario Party göründüğü kadar kolay bir oyun değildi. İçerisinde onlarca farklı tarzda oyun vardı ve bunların hepsi için ayrı taktikler üretmeniz gerekiyordu. İşte bu oyunların arasındaki en zoru kabul edilen eski adıyla Tug of War, yeni adıyla Pull It Together basit bir ip çekme oyunu gibi gözükse de yapay zekayı yenmeniz için parmaklarınız kopana kadar analoğu ittirmeniz gerekiyordu. Tabi günümüzde insanlar bu konuları forumlarda kolayca tartışabilse de 98 yılında tek yapılabilecek çok zeki bir insanın dünyanın en mantıklı yolunu bulmasıydı. Avucunu kullanmak. Yani sizin tarafınıza doğru itip şu tuşu spamlamak yerine direkt bunu yapıyordunuz. Ve evet gerçekten de işe yarıyordu. Oyuncular bunu kullandıkça ne kadar fazla kazansalar da bir o kadar da avuç işlerine zarar vermeye hatta orada bayağı ikinci dereceden yanıkları sebep oldular. E tabi bunu gören anne babalar da suçu çocuklara değil kontrolcüye attı ve internetin yaygınlaşmasıyla Nintendo'ya binlerce şikayet yağdı. Bunu gören firma da zaten daha yeni açıldığı batı tarafındaki itibarının zedelenmemesi için oyuna sahip olduğunu kanıtlayan her aileye 4'er tane eldiven gönderdi. Bu kadar cömertliklere kalmadılar, ondan 23 yıl sonra çıkan Mario Party Superstars'ta bu oyun için özellikle avucunuzu kullanmayın diye bir uyarı bıraktılar. Tabii bu olaydan hiç haber olmayanlar da bu yazıyı görünce merak edip bu taktiği kullanmayı denediler ama herhangi bir şikayet gelmediğine göre insanlar artık daha akıllı galiba. Yahoo! 31 Mayıs 2014 Wisconsin eyaletinde 3 kız arkadaş sırasıyla Pyron Lutner, Markon Geyser ve Anissa Weyer okuldan sonra beraber biraz gezintiye çıkmak istediler. Gidecekleri yer ise öyle kalabalık, eğlenceli bir yer değil. Nedense bu iki arkadaş Pyron'u bir ormana götürmek istediler. Hiçbir şeyden habersiz ormana doğru ilerleyen Pyron, ortamın sessizliğinden kuşkulandığı sırada diğer iki arkadaş tarafından saldırıya uğradı ve 19 defa bıçaklandı. Saldırıdan sonra tek başına zar zor ayakta kalan Pyron, oradan bisikletliyle geçen bir adam sayesinde hastaneye kaldırıldı ve neyse ki bir yara almadan 6 gün sonra tamamen iyileşti. Verdiği ifadeden sonra suçu bulunan Morgan Vanessa akıl sağlıklarının yerinde olmadığını ve bunların hepsini bir oyun yüzünden yaptıklarını savundu. Bahsedilen oyunda tabii ki orman denince ilk akla gelen isim Slenderman. Yaptıkları açıklamaya göre Pyron'u bıçaklayıp kurban etmeye çalışmalarının sebebi Slenderman'in onların her gece rüyalarına girip sevdiğiniz bir insanı bana kurban etmezseniz sizin mahallenizin canını yakarım diye tehdit etmesi ve onların bedenlerine girip ne yapmaları gerektiğini teker teker çizmesi. Olaylardan sonra mahkeme karşısına çıkan Morgan Vanessa 25'ten 40 yıla kadar akıl hastanesinde kalmaya çarptırıldı. 7 yıl sonra 2021'de Anissa 37 yaşına kadar denetilme kalması şartıyla serbest bırakıldı ve şu an tıp okuyor. Morgan ise arada birkaç defa çıkma işine gelse de hala hastanede ve bu yılın Nisan ayında yeniden duruşmaya çağrılacak. İşin dünyaya etkisine bakarsanız kısaca şöyle söyleyeyim. Anneniz, babanız veya herhangi bir büyüğünüz size Slenderman midir nedir bak onları oynama bak ha falan dediyse sebebi bu vakadır. İnternette çok ama çok fazla creepypastaya ve sırf popülaritesinden dolayı onlarca oyunun çıkarılmasına sebep olmuş Slenderman bıçaklama vakası günümüzde korkunç karakterlerden oluşan mental hastalıkları tespit etme konusundaki en ünlü olaylardan birisi olmaya devam ediyor. Şimdi sıradaki madde biraz garip olacak çünkü bu iki büyük gizemden birini seçmem gerekiyor. G-Man ve VD Gaster. İkisinde çokça fanı olduğunu bildiğimden ve sizi sıkmak istemediğimden... Galiba ikisini de yapacağım. G-Man, Half-Life evrenindeki en popüler karakter. Kendisiyle ilk karşılaşmanız fabrikaya doğru ilerlerken yanında bir profesör ile bir anlık gözükmesi.
İlk oyunda Jimmy'nin hep uzaklarda ya size doğru bakarken ya birisiyle konuşurken ya da sizi gördüğü anda kaçarken yakalıyorsunuz. Gizemli bir adam olduğu her halinden belli çünkü anlaşılan sizin ne zaman nerede olacağınızı, neler yapacağınızı ve elinde sonunda kapana kısılacağınızı çok iyi biliyor. Oyun boyunca sizi sürekli izleyip kendi gerçekliğine çektikten sonra size bir şeyler diyor. Gordon Freeman in the flesh. Or rather, in the hazard suit, I took the liberty of relieving you of your weapons. Most of them were government property. As for the suit, I think you've earned it. The border world, Zen, is in our control for the time being, thanks to you. Quite a nasty piece of work you managed over there. I am impressed. That's why I'm here, Mr. Freeman. I have recommended your services to my employers. And they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential. You've proved yourself a decisive man, so I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the portal and I will take that as a yes. Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Rather an anticlimax after what you've just survived. Time to choose. Bu reddedemeyeceğiniz bir teklif, haberiniz olsun. Wisely done, Mr. Freeman. I will see you up ahead. İlk oyunda Jimmy'nin size zamanı kontrol edebildiği ve siz isteseniz de istemeseniz de her zaman peşinizde olacağı gösteriliyor. Bu final sahnesi çok açık bir şekilde devamı gelecek bunun diye yapılmış fakat insanlar 6 yıllık bekleyecekleri hikayenin devamı için sabırsız hale gelmeye, forumlarda Jimmy'nin popülaritesini yaymaya başlamışlardı. Arada çıkan yan oyunlar Jimmy'ni yine görmeniz sağlasa da hiçbiri size kesin bir şey söyleyemiyordu. Ta ki ikinci oyuna kadar. Mr. Freeman, rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. İkinci oyunun ilk saatleri aslında yine birinci oyun gibi geçiyor. Jimen size bir defa konuşuyor ve sonrasında yine kameralarda, televizyonlarda, garip binalarda hatta tüpün içinde bile gözükmeye devam ediyor. İlk oyundan farkı bu sefer hikayenin odağı siz ve Alex üzerine ve anladığınız durum burada Jimen'in derdi sadece size değil, bu adam Half-Life evreni direkt kontrol ediyor. Time, Dr. Freeman. Is it really that time again? It seems as if you only just arrived. You've done a great deal in a small time span. You've done so well, in fact, that I've received some interesting offers for your services. Ordinarily, I wouldn't contemplate them, but these are extraordinary times. Rather than offer you the illusion of free choice, I will take the liberty of choosing for you. If and when your time comes round again. I do apologize for what must seem to you an arbitrary imposition, Dr. Freeman. I trust it will all make sense to you in the course of... Well... I'm really not at liberty to say. In the meantime,
This is where I get off. G-Man yine G-Man'liğini yaparak en önemli kısmı kesip yalnızdan ayrılıyor. İkinci sezonda daha az karşınıza çıkıyor ki hikaye de daha farklı bir hal aldığı için çok da takmıyorsunuz. Ama iş Alex'e gelince çok daha karışık bir hal alıyor. Oyun boyunca yine birkaç defa gördükse de artık belli ki profesör ve askerlerle görüşmektense bu işe bir son vermek istiyor. Finalde Alex Gordon Freeman'ı kurtarmayı beklerken yanlışlıkla içeri hapsedilen G-Man'i kurtarır ve... Impressive work, Ms. Vance. Gordon Freeman? Gordon Freeman. Ms. Vance, you wouldn't need all that to imprison Gordon Freeman. So, who are you? Perhaps what I am is not as important as what I can offer you in exchange for coming all this way. Some believe the fate of our worlds is inflexible. My employers disagree. They authorize me to nudge things. In a particular direction from time to time. What would you want nudged, Ms. Vance? The Combine off Earth. I want the Combine off Earth. That would be a considerably large nudge. Too large, given the interests of my employers. Well, you asked. What if I could offer you something you don't know you want? Dad, please. Stay with me. Dad? Dad? What? Is that me? What is this? What's happening? We are in the future. This is the moment where you watch your father die. Unless... What? Unless what? Unless you were to take matters into your own hands. Release your father, Ms. Vance. Good. As a consequence of your action, this entity will continue, and this entity will not. Right. So he's okay, right? He lives. My dad lives. You are aware that you've proven yourself to be of extraordinary value. A previous hire has been unable or unwilling to perform the tasks laid before him. We have struggled to find a suitable replacement until now. No! I just want to go home. Send me home! I'm afraid you misunderstand the situation, Ms. Vance. Wait! Hey, wait! 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 Thank you.
Evet, insanların neden deli gibi üçüncü oyunu beklediğini anladınız galiba. G-Man zamanı geriye alarak kaderi değiştiriyor ve size de eliyle beraber G-Man'i alt etmek kalıyor ve bu kadar. Yani ben ne bir G-Man ne de bir Half-Life fanıyım. İnternette benden 50 kat daha bilgili insanlar var. O yüzden ben sınırları zorlamayayım. Size asıl anlatmak istediğim gizemi göstereyim. Undertale zaten baştan sona gizemli ve anlaşılmayan karakterlerle dolu. Asgore, Toriel, Sans, Papyrus, Ezreal, Shira, Flowey ve tabii ki V.D.Gaster. Bu canlıların Undertale'e ve ne yaptığı en büyük olay, oyunun sonlarında bolca vakit geçirdiğiniz Core'u inşa etmesi ve Alphys'ten önceki buradaki bütün çalışmaları kendisinin oluşturması. Peki bu zeki bilim adamı nasıl oldu da böyle bir varlığa büründü ve arkasındaki her şeyi Alphys'e bıraktı? İlk olarak isim yazma kısmında kullanamadığınız birkaç isim var. Bunların bazıları mesela Sans, Ezreal, Toriel, Undyne, Temmie, Alphys, Asgore gibi, fakat bunlar gördüğünüz gibi ise çeşitli uyarılar veriyor. Caster yazarsak acaba ne olur? Hiçbir uyarı almadan en başa atılırız. İkinci olarak oyunda fast travel'ımsı bir sistem var biliyorsunuz. Botla beraber belli yerlere hızlıca gidilebiliyor. Botu süren kapşonun kişi size birkaç farklı şey söylese de diğer dünyadan gelen adama dikkat et ve elleriyle konuşan adama dikkat et lafları büyük ihtimalle malum kişiyi ima ediyor. Üçüncü olarak oyunda fan değer diye bir kavram var. Bu değer siz başladığınız zaman 1 ile 100 arasında rastgele seçiliyor ve oyundaki bazı özel durumları aynı RDR2'de olduğu gibi fan değerinizin düşük veya yüksek olmasını sağlayarak açıyorsunuz. Bu olay rastgele olduğu için genelde insanlar Notepad'i kullanıp ayarlıyorlar ve işte siz bu sayıyı 1 ve 40 arasında bir değere getirirseniz garip bir çağrı alıyorsunuz. Dördüncü olarak siz bu değeri tam 65'e ayarlarsanız küçük bir olasılıkla da olsa kasapadan sonra şu yukarı odaya çıkarken bir ses sesiyle karşılaşıyorsunuz. Burası neden yapılmış bilmiyorum ama sorun şu, burada her müzik olsa da siz Gaster müziğini çalarsanız sadece bu dört müzik arasında kalıyorsunuz ve şarkı bitene kadar oradan ayrılamıyorsunuz. Beşinci olarak asansöre geldiğiniz zaman fan değerinizi 61'e çekerseniz sağdaki birinci odaya erişim sağlıyorsunuz ve ilk Gaster'ı takipçisine ulaşıyorsunuz. İkinci takipçiyi bulmak için fan değerinizi 62'ye çekip soldan üçüncü odaya girmeniz gerek. Eğer karşınıza çıkarsa şunları diyor. Son takipçi için bu sefer soldan ikinci odaya girmeniz gerek. Kendisi diğerlerinden bir tık daha garip gözüküyor. Altıncı olarak fan değerinizi tam 66'ya ayarlarsanız bu odanın sonrasında yeni bir koridor açılıyor. Koridordaki kapıdan girdiğiniz zaman da işte Gaster karşınızda öylece duruyor. Kendisiyle konuşmadan önce Toriel veya Papyrus ararsanız da hiçbiri açmıyor. Birisi direkt hiç çalmıyor, diğeri de çalmasına rağmen açmıyor. Kendisine yaklaşıp etkileşime girmeye çalışırsanız da yüzü anlık değişiyor ve Undertale'da bir daha görünmeyecek şekilde yok oluyor. Oyundaki son easter egg için yapmanız gereken dosyalardan oda numarasını 264'e ayarlayıp ana menüye gelmek ve devam tuşuna basmak.
Hani elleriyle konuşan adama dikkat edecektiniz? Deltor'un Tobin'in söylediğine göre ne kadar Undertale'ın devam oyunu olarak gözükse bile aslında tek başına farklı bir oyunmuş. Kendisi yıllardır erken erişimde, demosunu indirebiliyorsunuz Steam'den ve anlaşılan Toby Fox'un bitirmek gibi bir derdi yok. Oyunun hikayesi toplamda 7 bölümden oluşuyor ama biz şu anlık sadece ikisini oynayabiliyoruz. Kısaca ana karakterinizin adı Chris. Siz önceki oyunda aynı evrende geçen bir kasabada yaşıyorsunuz ve normal bir gün yine okula geliyorsunuz. Geldikten sonra öğretmeniniz Alfie sizden sınıfın emosuyla, süsüyle gidip tebeşir almanızı istiyor fakat siz odaya girdiğiniz anda etraf tamamen karanlığa bürünmekte kalmıyor, bir de siz aşağı bir yerlere düşüyorsunuz. Uyanıp biraz ilerledikten sonra Susie'yi görüyoruz ve onunla beraber bir kalede Ralse ile karşılaşıyoruz. Ralse'nin söylediğine göre yapmanız gereken doğuya gidip buraya hayat veren şelaleyi kapatmak ve öyle de yapıyorsunuz. Oyun boyunca hep olmasa da bir arada kalıp kralla yüzleşiyorsunuz ve onu alt edip sonunda kasabanıza dönüyorsunuz. Chapter 1 Chris'in kalbini söküp hapsetmesiyle ve eline bıçak almasıyla bitiyor. İkinci bölüm şimdilik önemli değil. Toby'nin söylediğine göre kendisinin asıl yapmak istediği oyun Undertale değil buymuş ve bu oyun Undertale'in devamı değilmiş. Adama sorarlar niye karakterler aynı ve ilk oyundaki hallerinden bahsediyorlar da. Neyse. Gaster'a geri dönersek, öncelikle söylenene göre kendisi Deltor'un evrenini oluşturan kişi. Yani gördüğünüz her şey onun eseri. Ki ismini yazarsak yine başa atıyor ve kralın mekanında arama yaparsanız kendisinin teması çalıyor. Bunların dışındaki asıl olay şu. Kasabaya geri döndüğünüzde full aşağı inersiniz, içerisine giremediğiniz büyük bir kapı görüyorsunuz. İlk başta içerisinden sadece fan sesi geliyor fakat siz biraz beklerseniz eğer... Evet, yine buradakiyle aynı melodi. Bunların dışında Gaster'la alakalı daha yüzlerce ufak detay ve diğer oyunlarla bağlantı olsa da hiçbiri kesin bir şey anlatamıyor size. Ne Toby Fox'un kendisinin ne de fanların hiçbir mantıklı açıklaması yok. Tek bilinen kendisi bu iki evrenin de tanrısı ve... sanırım dinleyen birinin arkasından konuşmak kaba olur. Güney Kore'deki bir çift internet kafede oyun oynamayı hatta tüm günlerini burada geçirmeyi çok seviyorlardı. Asya ülkeleri özellikle de Güney Kore zaten internet kafe bağımlılığı konusunda yıllardır bir numarada olmaya devam ediyor. Bunun en büyük sebebi tabii ki hem yalnızlık oranının çok fazla olması hem de çok fazla çalıştıklarından dolayı bayağı bir stresli olmaları. Az önce bahsettiğim bu iki çift de işte günde 10 saatten fazla internet kafede oyun oynuyorlardı fakat diğer insanlardan farkı onların bir kızları vardı. Maalesef tam da düşündüğünüz gibi bu iki çift oyun bağımlılığı yüzünden kızlarını beslemeyi unuttular ve kendisi daha 40'a çıkmadan hayatını kaybetti. Bu olayın Asya için önemli olmasının sebebi halihazırda devam eden internet kafe bağımlılığının büyük bir felakete yol açması ve hükümetin özellikle bu olaydan sonra belli kamplar kurup pankartlar asarak insanları bilinçlendirmeye çalışması. Ha, işe yaradı mı tartışılır fakat en azından belki birkaç çocuk kurtulmuştur. Görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun oynadığınız için. Yarın da oynar mısınız? Çok iyi. Başlayacağınız zaman bana davet atın yeter. İyi geceler beyler. İşte bunlar benim gece 2'de Dota 2 oynadığımız arkadaşlarıma yazdıklarım. Ya işte ne kadar da safmışız değil mi? Yazın başlarıydı ve ben finallerimi teslim etmiştim. Lisansım çantadaydım. Haziran'ın ikisi gayet normal bir gündü. Sabah kalktım, duşumu aldım, günlük işleri yaptım, Dota 2 oynadım, uyudum, tüm gün bunları yaptım. Ne olacağından ise hiç haberim yoktu. Sabahın 5'inde dışarıdan gelen gürültülü seslere uyandım. Uykuluydum, o yüzden pencereyi kapadım. Fırtınadır falan diye düşündüm ama sonra fark ettim ki gökte bir tane bile bulut yok. Bunlar silah ve patlama sesiydi. Hayatımda ilk kez bunları duyuyordum ve kafam çok karışmıştı. Cidden dışarıdan mı geliyordu? Ne yapmam lazım? Polisi mi arasam? Polislere de güven olmuyor ki şu devirde. İnternetten kısa bir baktım ve aslında evimin yakınlarındaki bir askeri üs Ruslar tarafından bombalanıyormuş. Evimde Ukrayna'da kalamazdım. Yarım saatte bütün eşyalarımı, paramı, anahtarlarımı, belgeleri, kıyafetleri alıp evden dışarı çıktım. En yakınındaki arkadaşımı arayıp onun arabasına binerek şehrin diğer ucuna doğru yola çıktık. 30 dakika sonra çok daha güvenli bir yer olan Luhansk'a geldik. Korkuyorduk falan ama en azından hayattaydık. Bir anda sol tarafımızdaki arabaya vuran bombayı hissettik ve her taraf cam parçalarıyla doldu. Belediye binasının önünden geçiyorduk ve bu patlama bizi 2 saat boyunca sağır bıraktı. Ukrayna'daki diğer şehirlerde çok fazla arkadaşım yoktu ama en yakın zamanda gidecek bir yer bulmam gerekiyordu.
Belki Odessa olabilirdi, orada bir şeyler bulurdum illaki. Trendeyken Sin'le kekli arkadaşlarıma baktım ve Odessa'da yaşayan birini bulmaya çalıştım. TF2 oynadığım birini bulabildim ama bu 6 yıl önceydi. Onunla ne gerçek hayatta ne de oyun dışında konuşmuştum. Beni hatırlıyor muydu bile acaba? Görünüşe göre evet. Etraf sakinliğine kadar bana Odessa'da evinde kalmayı teklif etti ama etraf hiçbir zaman sakinlemedi. O zamanlarda evimi yeniden göreceğimi, her şeyin geçici olduğunu sanmıştım. Dolayısıyla da diğer hamlemizi düşünmeye başladım. Çok bir param yoktu. Bu yüzden de 6-7 yıl önce tanışıp Left 4 Dead 2 oynadığım arkadaşımı aramayı düşündüm. Ki o zamandan beri hem ara sıra laflıyorduk hem de birkaç defa görüşmüştük yüz yüze. Kiev'de geçirdiğim birkaç günde o arkadaşım para bulup kirasını paylaşabilmem için bana küçük bir stüdyo tuttu. Yani zor olacaktı illaki ama doğu tarafından gelenlere yapılan ırkçılık yüzünden imkansız olacağını hiç düşünmemiştim. Birkaç kişiyle istediğim alandan görüşme bile yaptım ama hepsi kimliğimi gördükleri gibi beni reddettiler. Biz teröristleri desteklemiyoruz, niye gidip başlattığın savaşla uğraşmıyorsun, git şehrinde bir iş bul. Bunları sadece saçma salak restoranlardan değil asıl ilgilendiğim Dubai stüdyolarından duyuyordum. Param tükenmeye başlıyordu ve cebimdeki son 300 dolarla Çek Cumhuriyeti'ne gidip orada sığınmaya çalıştım. 3 aydır evimden uzaktım ve Ukrayna'ya geri döneceğimi de hiç sanmıyordum. Ne evime, ne arabama, ne malıma, mülküme ne olduğu hakkında zerre fikrim yoktu. Üstüne çalıştığım her şey yok oldu. Arkadaşlarımın çoğuna da ulaşamadım. Anlaşılan savaş hiç değişmeyecek. Sadece Giant Bomb'daki, Dota 2'deki, Steam'deki arkadaşlarıma bu zor zamanlarda bana yemek verip kapılarını açtıkları için teşekkür etmek istedim. Beyler, oyun ve gerçek hayattan tanıdığınız insanları hafife almayın. Zamanı gelir, etrafınıza güveneceğiniz, bir istekte bulunacağınız arkadaşlarınız olmaz. Gidersiniz, oyun oynadığınız insanları sırtınızı dayarsınız. Halo serisi zamanında Xbox özel olarak çıkmasından dolayı bizim toplulukta çok popüler değil. Şu anda kolay bir şekilde neredeyse tüm oyunlarına erişebilseniz de yani zamanında benden büyük abiler PlayStation almayı tercih ettikleri için ki çok mantıklı bir seçim. Halo Türkiye'de halen diğer popüler markalar kadar bir popülariteye sahip değil. Peki bu onu değersiz kılar mı? Tabii ki hayır. Konsol FPS türündeki en önemli serilerden birisi ki benim asıl bahsetmek istediğim oyun 2004 yılında başına çok büyük bir olay gelen Halo 2. Şimdi Halo 2'nin gelişim sürecinde çalışmış bir adam var, adı da Muzaffer olsun. Muzaffer diğer arkadaşlarıyla beraber klasik Microsoft tarafından kırbaçlanan ve oyunu yetiştirmek için işine çok önem veren bir adammış. Şimdi bu tarz büyük yapımların gelişim sürecinde size anlatmam gereken bir durum var. Her oyunda olduğu gibi bu oyunlarda da bir temel alfa sürüm bir de tamamlanmış sürüm var. Fakat diğerlerinden farkı bu tarz büyük oyunların o temel alfa sürümündeyken çok fazla dikkat edilmez, çok fazla test yapılmaz. Çünkü eklenecekse eğer o multiplayer sürümü, DLC'ler, NPC'ler, arabalar en sonuna eklenir ve o temeldeyken çok fazla dikkat edilmez. Genelde oyun tamamlanmış hale geldikçe daha fazla önem verilir. Olay şu ki Muzaffer de benim bu anlattıklarımı biliyor ve bunu hiç tahmin edemeyeceğiniz bir olayda kullanıyor. Bir gün bu adam kalkıyor, işine geliyor ve nedense hiçbir arkadaşını anlatmadan aklına şöyle mükemmel bir şaka geliyor. Oyunu götürürüz. Olayın ortaya çıkmasından sonra Microsoft çoğunuzu göremezsiniz ama belli bir hata alırsanız bir arkadaşın çıplak arka tarafını görüyorsunuz. Yazılı bir açıklama yaparak oyunu 2 ay erteledi ve Muzaffer de maalesef. Daniel Petri 1991 doğumlu Brezilyalı bir genç. Kendisi çocukluğunu diğerleri gibi değil, daha bir karanlık, daha bir yalnız şekilde geçirmiş. Annesi ve babasıyla hiçbir zaman iyi anlaşamamış ve birçok psikoterapi seansına maruz kalmış. 2007 yılına, yani 16 yaşına geldiğinde Daniel artık bu psikoloji saçmalığından bıkmıştı ve bir anda okulu bırakarak kendini günlerce bir odaya kapatmıştı. Konuşacak kimsesi, bir hayvanı, bir arkadaşı, bir büyüğü hiç kimsesi yoktu. Bu yüzden de bu yalnızlığı online oyunlardan kapatmak istedi. Tibia adlı döneminin diğer büyük MMORPG'ler arasında pay to win odaklı olduğu için kaybolmuş, kalitesiz bir oyun buldu ama amacı zaten oyun değil, oyunculardı. Oyun içerisinde birkaç kişiyle görüşmüş olsa da Daniel kısa sürede bundan da sıkıldı ve gerçek hayattan birini bulmak istedi. İşte 12 yaşındaki Gabriel Kun ile de burada tanıştı ve birbirleriyle kısa sürede çok yakın iki arkadaş haline geldiler. Beraber bolca TB oynadılar, yürüyüş yaptılar, futbol oynadılar, bir süre çok güzel vakit geçirdiler.
Gabriel oyunu oynayıp gelişmeye başladıkça ve üst seviye eşyalara para ödemesi gerektiğini öğrenince oyunu ondan daha uzunca süre oynayan Daniel'den yardım istedi. Daniel bu seviyeden sonra ne yaparsa yapsın para ödemesi gerektiğini söyleyince Gabriel en yakın arkadaşı olarak kendisinden 20.000 puan, yani o zamanın parasıyla yaklaşık 800 dolar istedi. İnternette bu miktarın 1.75 dolar olduğu yazsa da enflasyonu katarsanız bu hesaplama yanlış ki 800 dolar zaten o zamanlarda 16 yaşındaki bir çocuk için servet demekti. Daniel'in fakat halihazırda birikmiş parası bulunuyordu ve bunu hiç çekinmeden Gabriel'e borç olarak verdi. Aradan kısa bir süre geçti ve bu 800 dolarlık borç Daniel'in gözünde büyümeye başladı. Olmadığını bildiği halde Gabriel'den parayı istedi, ısrar etti hatta ama Gabriel çoktan harcamıştı bile. Keşke de yaptığı en büyük hata bu olsaydı. Gabriel arkadaşının ısrarlarına dayanamadı ve onu bütün sosyal medya hesaplarından engelleyerek kendisinden kurtulacağını sandı fakat unuttuğu bir şey vardı. Daniel evinin nerede olduğunu biliyordu. 23 Temmuz 2007'de Daniel halen olayın şokunu atlatamamıştı ve bir şekilde intikam alması gerektiğini düşünüyordu. Evine gidecekti ama önce halletmesi gereken bir durum vardı. Annesinin evde olmadığından emin olmalıydı. Sabah 9.30 gibi Gabriel'in annesini aradı ve onun şehirden 1.5 saat uzaklıkta bir yerde olduğunu öğrenip vaktinin az olduğunu anlayarak hemen yola çıktı. Birkaç dakika sonra evin önüne kadar geldi ve kapıyı tıkatarak sadece olay hakkında konuşmak istiyorum dedi. Gabriel açmamak için hiçbir sebep bulamadı ve onu içeri davet etti. Daniel içeri girdi ve kapıyı hemen arkasından kapatarak önce onu yumruklayarak yere serdi, sonrasında da anlatamayacağım kadar ağır bir şekilde tecavüz etmeye başladı. Karşısındakini tam olarak etkisiz hale getiremediğini anlayınca kendisini yatağa sürükledi ve hemen yanındaki bilgisayarın güç kablosunu alarak onu nefessiz kalana kadar boğdu ama öldürmedi. Acı çekmesini istiyordu. Vermediği paranın cezasını ödesin istiyordu. Onu koridordan arka kapıya kadar sürükledi ama sorun kapı kilitliydi ve anahtar arayacak vakti yoktu. Yukarıda küçük bir pencere gördüm. İlk başta üstüne çıkacak bir şeyler bulup bedeni oradan geçirmek istedi ama delik fazla küçüktü. Bu yüzden de aklına son bir çare geldi. Bedeni daha küçük bir hale getirecekti. Testere buldu ve baygın haldeki çocuğun bacaklarını vahşice kesmeye başladı ve işte tam bu sırada Gabriel gözlerini açtı ve çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Arkadaşı ağzını kapatıp canlı canlı bacaklarını kopartıyordu. Avazı çıktığı kadar bağırsa da Daniel bunların hiçbirini dinlemedi ve sussun diye bacakları daha hızlı kesmeye başladı. Gabriel en azından artık acı çekmeyecekti ve paramparça haldeydi. Daniel yeniden cansız bedeni taşımak istedi ama başarısız oldu. Sinirden ne yapacağını bilemedi ve sırf zaman geçirmek için göğsüne oyunda bulduğu ürünlerin sembollerini kazımaya başladı. İşi bitince de cansız bedeni yere bırakıp kaçmaya çalıştı. Böyle bir katliamdan sonra kurtulabileceğini sandı ama tam o sırada Gabriel'in abisi içeri girdi. Abisi Daniel'i bile umursamadan direkt cesetle karşı karşıya kaldı ve dizlerinin üstüne çöküp "Anne!" diye bağırmaya başladı. Bunu duyan komşular hemen olay yerine gelip polise haber verdiler ve çok kısa bir süre sonra Daniel Patry birinci derece cinayet ve daha onlarca suçtan tutuklandı. Daniel mahkeme karşısında yaptığı her şeyi en baştan en sonuna kadar detaylıca anlattı ve hiçbir pişmanlık duymayarak şunları söyledi. Gabriel bir korkak ve hırsızdı. Onu gönderdiğim cehennemde şu an cayır cayır yanıyor. Ve ben öldüğümde de cehennemde onu bulup intikamımı alacağım. Şanslı olduğu bir durum vardı ama Daniel'in, o da 16 yaşındaydı, yani çocuktu. Diğer insanlar gibi yargılanmayacaktı. Hakim ona kısa bir akıl hastane hapsi ve sadece 3 yıl sürecek bir cezaevi süresi verdi. Bunu duyan Gabriel'in ailesi ve internetteki binlerce insan hakime nefret kusta da karar verilmişti. Daniel Patry yaptığı onca şeyden sonra sadece 3 yıl kalıp 2010'da çıkacaktı ve çıktı da. Şu an kendisinin nerede ne yaptığı, yaşayıp yaşamadığı, halen bir yerlerde MMORPG'lerden tanıştığı insanları öldürüp öldürmediği bilinmiyor. En büyük iki teori de ya dediği gibi intikamını devam ettirmek için canını aldığı ya da şu an tüm bu hayatı bırakıp bir şekilde aile kurup yaşamına devam ettiği. Evet, sadece bir miktar para için bir çocuk hayatını kaybetti. Sadece bir oyun yüzünden yönetmenler fantezilerini yaydı. Sadece bir karakter yüzünden on binlerce teori üretildi. Sadece bir oyun yüzünden bir insanın hayatı kurtuldu. Sadece bir oyun yüzünden yüzlerce insan canını aldı. Sadece bir oyun yüzünden 3 küçük çocuğun hayatı kurtuldu. Bunların hepsi farklı olaylardı ama hepsini sadece oyunlar yaptı.